Olmada baklayı çok cömert kullanmışsın yani. Yediniz mi? Yedim tabii. Afiyet olsun. İkisi de mi sizin? Evet. Allah bağışlasın. Amin. Kız da? Ey, ipek gibisin, gel. İpek sarı, evet gel. Bu ürünü dökmek benim hiçbir şekilde kabul etmediğim bir şey. Ya niye döküyoruz ürünü? Yani var olan ürünün satamıyorsak, istediğimiz fiyatta değilse oturalım konuşalım. Bizim öğrenci yurtlarımız var. Orada mal alan insanlar var. Gidip o dökülen ürünü bir başka yerden daha pahalıya alıyorsa üreticiden aldıralım, onları buluşturalım. Yazık, günah bu. Milli servet ya. Birinin evinde yemek yapmak için soğan ararken birisinin kamyondan onları yere dökmesini anlamak mümkün değil. Bu bizim ne geleneğimize sığar, ne örfümüze sığar. Biz yere düşmüş olan bir ekmeğin parçasını öpüp başımıza koyan bir toplumun fertleriyiz. Yani bir kamyon dolusu gıda ürününü dökmek ne demek yani? Bu nasıl bir bakış açısıdır? Fiyatlarla ilgili gösterilecek tepkinin yöntemi ürünü dökmek olmamalı diye düşünüyorum. Bu memleketin bir ferdi olarak bunu düşünüyorum. Dediğim gibi yani biz yerdeki ekmeği öpüp başımıza koyan bir toplumuz yani. Bunun ürünle ilgili mücadelesi başka bir şekilde yapılsın. Bu dökerek değil ama. Az önce tarlada pırasa hasadı yapan vatandaşlarla karşılaştık. Hanımefendiler orada emekleriyle söküyorlar. Yani fiyatı hoşuna gitmedi diye o kadınların emeğine yazık değil mi? Onları da toplayıp döküyorsun yani. Yani ben o kişinin üretici olduğuna inanmıyorum. Farklı amaçlarla yapıyorum. Onun için nimet olmak olarak da bakmak lazım. Evet. Biz işin bereketini kaçırmamamız lazım. Evet. Çok uzun sürmez. Bir ay. Allah'ın izniyle. Nasılsınız? Kızım İpek Sahile. İpek.